Yani bu coğrafya üzerinde yaşayan çeşitli halklar ve topluluklar var. Bunlar genellikle cemaat halinde yaşıyorlar. Cemaat derken biz dini cemaatleri düşünüyoruz ama cemaat demek yani kapalı topluluklar halinde yaşamak. Halbuki biz şimdiye kadar kendi acılarımızı hep kendi cemaatlerimizde yaşadık. Her cemaat kendi travmasını kendi içinde yaşadı. O yüzden cemiyet derken yani cemiyette bir toplum anlamına gelir. O yüzden böyle bir isim verdik. Dikkat ederseniz burada hem sağdan hem soldan, hem Türk'ten hem Kürt'ten. Evet. Bu tarafta bir Ahmet Kaya var ama en çok avlanan bu güzel kardeşimiz var. İfade etmek istediğim cemaat ve cemiyetten anlatmak istediğim amalar, bütün bu olaylar, bütün bu acılar bir altını çizmek gerekiyor. Bir de birbirimize yaklaşmamız gerekiyor. Yaklaşamazsak toplum alamıyoruz. Yaklaşamazsak karşımızdakinin acısını anlayamıyoruz. Olay daha çok fotoğraflardan esinlendim. Bu fotoğraf çok çarpıcıydı. Ve de zannederim fotoğrafı çeken arkadaş da 23 yılda yargılanıyor hatırladığım kadarıyla. Sonra bu tablo çünkü şu açıdan zordu. Bu o kadar yani nasıl diyeyim bu bizim çok gerimizde bir hikaye gibi ama bu o kadar günceldi ki ve o kadar yakındı ki ve o kadar da çarpıcı bir fotoğraftı ki yani aldığımda gerçekten bana ilk tepki şeyim şu olmuştu. Hani bir ceylanın peşinde avcılar vardır ya. O durum yani. Hiçbir şey yok çocuğun. Çok etkilemişti beni eminde suyu. Ondan sonra ve bunun üzerine zaten diğer tablolara da bu suyu dikkat ederseniz birçok tabloda bu suyu koydum. Yani 78'inde de vardır bakın orada. Bu su elinde yani o kadar bir masumiyet var ki burada. Hiçbir şey yok yani ben çok masumum yani hiçbir şey yok. Elimde sadece bir su şişesi. Bu beni çok etkiledi. Bunun üzerinde birçok yere dağıttım bu suyu. Su çok simgesel oldu bende orada. Onu anlatmak istiyorum size. Bu benim içinde de bulunduğum bir arkadaş grubudur bunlar. Ondan sonra. Daha çok bir fotoğraf tekniği üzerinden. Bu karşı taraftaki 1915-2007 orada dikkat ederseniz evet. Hrant'ın ayakkabısı da vardır orada. O fotoğrafta 1915 soykırımı sırasında bir Ermeni kadındır o. Kucağında bir ölü çocuk vardır. O da bir fotoğraftır aslında. O zaman çekilmiş bir fotoğraftır. Tüm bu ülkede yaşayan insanlar bunlar. Ve biz birbirimizi ya öldürmemiz gerekiyor ya birlikte yaşamamız gerekiyor. Yani bunun başka bir çözümü yok. Öyle değil mi? Ya bir iç savaş yaşayacağız ya birlikte yaşayacağız. Birlikte yaşamak da belli noktalarda ortak değerleri bulmak.